Merhaba arkadaşlar, bugün yapacağımız maske cildimizdeki yaşlanma belirtilerini azaltacak, akne ve sivilce sorunlarına çözüm olacak, ölü hücrelerden arındıracak. Bu maskemiz cildimizde aynı zamanda botoks etkisi yaratacak arkadaşlar. Biliyorsunuz yaşımız ilerledikçe kırışıklıklarımız da iyice belirmeye başlıyor. Bu maskeyi düzenli olarak kullandığımızda yaşlanma belirtilerinin önüne geçmiş olacağız. Arkadaşlar bu maskeyi bacaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Bacaklarınızda oluşan batıklar, lekeli ve pürüzlü görünümden kurtulmuş olursunuz bu sayede. Maske aynı zamanda cildimizdeki lekelenmelere, o pürüzlü görüntüye de iyi geliyor. Bacaklarınızda oluşan batıklara da çok iyi gelecektir arkadaşlar. Maskeyi hazırlamaya geçmeden önce videomu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Beni nerelerden izlediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Türkiye'nin hangi şehirlerinden ya da hangi ülkelerden beni izlediğinizi yorumlarınızda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım ve hemen maskemizi hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu fesleğen benim tohumdan yetiştirmiş olduğum fesleğendir. Şöyle iri yapraklarından alacağım ben. Şöyle bir tutam kadar iri yapraklı fesleğenimi kırdım. Şöyle bakın, çok güzel tohumdan yetiştirmiştim ben bunu. Fesleğen ciltteki akne sorunlarını önler arkadaşlar ve yaşlanma belirtilerini de azaltır aynı zamanda. Kırışıklıklarımızın önüne geçer. Cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlar. Cildimize de kullanabiliriz. Çok da güzel, misler gibi kokuyor. Şimdi bunu ne yapacağım? Yapraklarını alacağım şimdi şöyle. 3, 4 yaprak. Burada da 2 küçük yaprağımız var. Bakın arkadaşlar, bir cezveye 1 fincan, bir Türk kahvesi fincanı kadar su ekliyorum. Onun içerisine az yapıyorum şimdi ben bunu. Daha fazla yaparak tonik olarak da kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Kopardığım fesleğen yapraklarını hiç bıçakla değdirmeden direkt bu şekilde elimle koparıyorum. Daha sonra bunu şimdi ocağa alacağım ve bir 10 dakika kaynatacağım. Görüyorsunuz fokurdamaya başladı. Böyle fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıyorum ve kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Şu an o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Mutfağımda enfes bir koku var şu anda. Evet, kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Soğuyana kadar bekliyorum. Arkadaşlar fesleğen soğuduktan sonra bunu hemen şöyle bir süzgeç yardımıyla süzüyorum ve kaseme aktarıyorum. Suyunu kullanacağım. İsterseniz sadece suyunu tonik olarak da dispey şişesine koyarak kullanabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Ben fesleğenime kıyamadım, az yaptım. Şimdi bunun içerisine pirinç unu ekleyeceğim artık. Neden ben pirinç unu ekliyorum? Çünkü pirinç unu hücrelerimizi yeniliyor arkadaşlar ve aynı zamanda kırışıklıkları önleyerek botoks etkisi yaratıyor. Pirinç ununu şöyle kıvam alacak şekilde hem de aynı zamanda maskeme de kıvam veriyor. Göz kararı da dökebiliriz. Bu şekilde şöyle bir kıvamına bakalım. Cilt rengini açıyor aynı zamanda arkadaşlar. Cildin yaşlanmasını önlüyor pirinç unu. Ciltteki fazla yağı da emerek parlaklığı kontrol altına alır arkadaşlar. Cildinizi yumuşacık yapar, aynı zamanda ölü hücrelere atar ve sıkılaştırır. Tam kıvamında güzel bir maskemiz oldu şu anda. Şimdi bu maskeyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de sürebilirsiniz. Sadece fesleğen suyunu da cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak pirinç unuyla biraz daha etkisini arttırmak istedim ben. Birazcık daha etkisini arttırmak istiyorum. Bu yüzden de bu maskemin içerisine E vitamini ekleyeceğim arkadaşlar. 2-3 damla eklemem yeterli gelir.
Evet, 3 damla da E vitamini ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi bunu cildimde uygulamalı olarak sizlere de göstermek istiyorum. Arkadaşlar, maskemizi istersek fırça ile, istersek de parmak uçlarımızla tüm yüzümüze gözaltı harici uyguluyoruz. Bu şekilde maskemiz kuruyana kadar bekledikten sonra ılık su ile duruluyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika beklememiz yeterli olacaktır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.